Selamlar. Yeni videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün size Citroen Berlingo Shine Bolt çekiyoruz. Dizel otomatik. Otomatiği yeni geldi ülkemize biliyorsunuz. Bu sınıfta biz ilk defa böyle bir araç çekiyoruz. Bundan da önemlisi bu aracı nerede çekiyoruz? Şu an Belgrad'dayız. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dayız. Araçla İstanbul'dan buraya geldik. Çok uzun kilometreler yaptık. Çok da araçla ilgili detaylı bilgilere sahip olduk dolayısıyla. Arkamda görebiliyorsanız kale meydan var. Belgrad'ın simgelerinden olan eski Belgrad dediğimiz kalesi, Belgrad Kalesi ve kale meydan diye adlandırılan tarihi ve turistik alan var. Ve hemen onun önünde de, yani bizim hemen arkamızda görebiliyorsunuz, nehir var. Burası Sava Nehri ve Tuna Nehri'nin birleştiği nokta. İki nehir tam bu arkamda gördüğünüz noktada kesişiyorlar, birleşiyorlar. Burada da Belgrad'la ilgili kısaca bir detay vermiş oldum. Şimdi hem her zaman olduğu gibi klasik videolarımızdaki gibi aracın detaylarına bakalım. Tabii ki Belgrad'la ilgili de araya detaylar ve bilgiler de vereceğiz. Şimdi aracın hemen tasarımına değinelim. Bu araç biliyorsunuz yeni Berlingo 2019'da satılmaya başladı ama ilk gelenlerde otomatik vites seçeneği yoktu. Manueldi. Otomatik vites seçeneği yeni geldi. Bu araç 1.5 dizel 130 beygir 8 ileri tam otomatik bir şanzımana sahip. Motor şanzıman çok güzel. Bunlara içeride değineceğim. Ben hemen dışarıdan kısaca bir tasarımından bahsedeyim. Şimdi aracın önü çok modern bir yapıya sahip. Citroen'in yeni yüzü. Bu işte C3, C5 hepsinde görmeye alıştığımız ön yüzü bu araçta da hakim. Yani önden aslında güzel duruyor. Panelvan gibi durmuyor. Bu üstteki bunlar gündüz ledleri. Far değil. Far burada. Far normal. Halojen far. Üstte de gündüz ledleri var. Bunlar çok yakışıklı. Keşke far böyle olsaydı. Ama maalesef bunlar gündüz ledleri ve farı bu. Burada da sis farları var. Ve önde park sensörleri mevcut. Aracın donanımı çok çok iyi. Onların hepsine değineceğim. Bu araçta ön arka park sensörü var. Bu arada buradaki turuncu halkaya da değineyim ön tarafı gösterirken. Bu araç XDR paketli. XDR paketlerde ön tamponda ufak değişiklik var. Önünde turuncu çerçeve geliyor. Yan kapıda turuncu çerçeve var. Jantlar sadece XDR'da bu şekilde. Ve burada XDR yazısı oluyor dışarıdan. İçinde de koltuklarda yine turuncu çizgiler ve torpidoda da yeşil detaylar var XDR paketlerde. Pakete değinmişken şimdi bu arabalarda Feel var, Shine var, Shine Bolt var ve Shine Bolt'un üstüne eklenebilen paketler var. Shine Bolt'un üstüne ne ekleyebiliyoruz? XDR paket ve ModTab paket ekleniyor. Bu araçta hepsi mevcut. Yani bu araç Berlingo'nun bütün donanımlarının eklenmiş ve en üst versiyonu olmuş bir araç. Kısaca hemen onlardan da bahsedeyim. Bu araçta kör nokta var, şerit takip var, ön arka park sensörü var, geri görüş kamerası var, elektrikli katlanır ayna var, anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var, panoramik cam tavan var. Onun dışında ABS, ESP, ASR bunlar zaten mevcut. 17 jantlarla geliyor. Sınıfına göre çok çok dolu ve donanımlı bir araç. Apple CarPlay, Android Auto gibi teknolojik yeniliklerinde hepsi var. Aracın detaylarına içeriden daha fazla değiniriz. Aracın hemen kısaca bir motorunu da göstereyim. Ondan sonra da bagaj hacmine ve arka kısmına bakacağız. Bütün videolarımızda yaptığımız gibi bunda da diz mesafesi ve bagaj hacmi yapacağız ki bunlar da oldukça geniş. Motor biraz içeride aşağıda kalıyor. Bu motordan şöyle bahsedeyim. 1.5 dizel 130 beygir 8 ileri tam otomatik bir motora sahip. Girişte de söyledim motor şanzıman çok başarılı. Birbirleriyle uyumları çok güzel. Performans, yakıt yani verimlilik konusunda çok çok iyi bir motor. Bu motoru biliyorsunuz PSA grubu Peugeot 3008'de, 5008'de, Peugeot 508'de ya da Citroen C5 Aircross'larda hepsinde kullandığı motor bu. 1.5 dizel 130 beygir 8 ileri otomatik motor. Hepsinde aynı motoru kullanıyor PSA grubu. Motora bahsettik. Hemen şöyle aracın yan tarafını da görerek aracın arka tarafına geçelim. Arkasından da bahsedelim. Burada dediğim gibi XDR'a has detaylar var. Buradaki turuncu halkalar, buradaki XDR yazısı ve jantları XDR'a has detaylar. Şimdi hemen arabanın arkasına ve bagajına da bahsedeyim.
Bu arada araba önden ve yandan bence çok yakışıklı. Yani panelvan havasından biraz çıkmış, yakışıklı güzel bir araç olmuş. Özellikle önden çok modern duruyor ama arka tarafına geldiğimiz zaman yine klasik panelvan görüntüsü maalesef mevcut. Keşke o da biraz daha geliştirilip modernleştirilseymiş, daha yakışıklı olurmuş. Örnek vermek gerekirse mesela yeni gelecek kedi, 2021'de gelecek kedi arka tasarımıyla da çok başarılı bir hale geldi. Onun arkadan görünümü biraz o panelvan görüntüsünden sıyrılmış oldu. Yeni kediye de değineceğiz bu arada. Şimdi arka taraftayken hemen bagajını göstereyim. Araba biraz kirli ve bagaj da biraz dolu. Malum 3000 kilometredir arabanın üstündeyiz, yani bayağı yol yaptık. Bu arada bu aracla biz önce Çanakkale'ye gittik. Onunla ilgili de şimdi bir araya hemen görüntü girsin. Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'de çekecektik. Orada kısmet olmadı. Çekemedik Çanakkale'de. Tekrar İstanbul'a döndük. Sonra Sırbistan'da bir işimiz vardı. Gel bu dedik, gitmişken bununla gidelim. Bunu da orada çekelim. Böyle değişik bir şey olsun dedik. İyi ki de öyle yapmışız. Şimdi gelelim bagaja. Aracın bagaj hacmi 775 litre. 775 litrelik bir bagaj hacmine sahip ki bu koltuklar komple yatabiliyor. Hatta ön yolcu koltuğu dahi yatabiliyor. Yani sadece arka koltuklar değil, ön koltuğu da yatırabiliyorsunuz ki hepsini yatırdığınızda yaklaşık 2000 litre ya da onun daha üzerinde bir hacme ulaşabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok çok işlevsel bir araç o konuda. Biraz yaklaşabilirsek Müfit abi, şu bagajın şöyle derinliğini de gösterelim. Burada gördüğünüz gibi gayet yeterli bir alan var. Ama dediğim gibi bu yatırıldığı zaman daha da gidebiliyor. Ayrıca mesela buradan bagajı bu tarafa yatırıp koltuğun bu tarafını yatırıp ön koltuğu da yatırdığınız zaman buraya komple bir şişme yatak sığıyor ki bunu kendi tanıtım videolarında da öyle. Burada bir insanın yatabileceği bir alan oluşuyor. Bagajı açmışken burayı da göstereyim. Burayı içeriden de göstereceğim. Bu ModuTap paketle var bu arabada dedim. O ModuTap paketle gelen bir aksesuar bu. Cam tavanla birlikte buraya böyle bir göz geliyor. Buraya da ufak tefek eşyalarınızı böyle koyabiliyorsunuz. Bagajın arka tarafında düzenli olması anlamında burada da böyle bir bölme var. Buraya içeriden de ulaşabiliyorsunuz. Onu da içeriden göstereceğim. Şimdi arka tarafı göstermeden önce şu bagajdaki bölmeyi buradan da göstereyim. Buraya dediğim gibi buradan sürgülüyle oradan koyduğunuz malzemelere buradan da ulaşabiliyorsunuz. Buradan da işlevsel olarak kullanabiliyorsunuz. Koltuklar yine XDR pakete özel bu desenle gelen koltuklar. Aracın koltukları. Hemen arka tarafına ufak ufak başlayayım şimdi gelmişken. Aracın arkasında burada bir sehpa var. Çok kullanışlı bir şey. Buraya istediğiniz bardak şey falan istediğinizi koyabiliyorsunuz. Şimdi kapıyı bir kapatayım çünkü burada şeyi göstereceğim. Arka camlar tam otomatik. Yani komple açılıyor ki bu tarz arabalarda, bu sınıftaki arabalarda çok görmediğimiz bir şey. Camlar otomatik ve arka camlar komple açılabiliyor. Ayrıca arka camlarda protokol perde var. Bu da bu sınıfta görmeye çok alışık olmadığımız detaylardan. Burada da aracın protokol perdesi. Onun dışında burada arkanın derecesini ayarlayabileceğimiz tuşlar var. Arka havalandırmanın derecesini ayarlayabileceğimiz tuşlar mevcut. Ve aşağıda da bir adet USB çıkışı mevcut. Evet, onun dışında hemen bakalım diz ve baş mesafesine. Ya bu arabayla ilgili diz ve baş mesafesiyle ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Yani oldukça geniş. Hem arkası hem baş mesafesi zaten, yani yaklaşık iki karış neredeyse baş mesafesi var. Ya o anlamda arkası gayet ferah, gayet kullanışlı bir araba. Bu arada aracın her şeyi de aslında otomobil gibi, onlara hep değineceğim birazdan. Şimdi burada göstermek istediğim bir ayrı bir detay var. Şimdi Müfit abi gelebilirsen. Şimdi bu aracın her yerinde işlevsel gözler bölmeler var. Şimdi hemen şu paspası bir kaldırayım. Bakın burada da bir bölme daha var. Paspasın altında kalan arka tarafın aynı taraf, sol tarafta, benim oturduğum tarafta da var. Burada böyle işlevsel bölmeler var arka tarafında bu aracın. Yine bu bölmelerden böyle her yerinde gözler aracın ön tarafında da mevcut. Bu arada bu üstünü de göstereyim. Bu ModuTap dediğimiz panoramik tavan
Ve burada böyle bir bölme var. Buranın ışığı yanıyor. Bunun o gece ışığının yandığı görüntüsünü de göstereceğim. Böyle led şeklinde yanıyor. Buraya da eşyalar koyabiliyoruz. Yani elimi görüyorsunuzdur muhtemelen. Buraya da eşyalar koyup burayı da işlevsel olarak kullanabiliyoruz. Aynı şekilde bunlar ön tarafın üstünde de bu gözlerden mevcut. Ön tarafına da bir bakalım. Aracın hep birlikte. Çünkü orada da vereceğim detaylar var dedim. Zaten sonra içinden çok detaylarını anlatacağız arabanın. Şimdi kapıyı açtığımızda burada gördüğümüz yeşil desen, XTR paketle gelen bir desen. Dedim ya içinde yeşil değişiklikler var diye. Burada 4 cam otomatik ve elektrikli aynanın tuşu var. Direksiyon C5'lerde de gördüğümüz cruise kontrollü direksiyon. Yani burada da cruise kontrol var. Cruise kontrollü derken cruise kontrol de mevcut demek istedim. Vites görüyorsunuz. Vites topuzu farklı çevirmeli vites topuzu ki bence güzel bir dizayn. Daha sade ve şık bir tasarım olmuş. Yine ön tarafta gördüğünüz vitesin etrafındaki yeşil detaylar, torpidodaki yeşil detay, deri orası. Bunlar hep XTR paketle gelen detaylar. Yani en dolusuyla birlikte gelen detaylar. Bu arada aracın içindeki gözlerden de kısaca bahsedeyim. Şimdi burada bir göz var. Bu üst tarafta bir açılabilen bir gözümüz var. Yine bu işte buradaki detaylardan. Burada iki adet çok derin bölme var. Sürgüyle açılıyor bunlar. Şöyle göstereyim. İki adet çok derin açılabilen ve eşya yüklenebilen ki bu burası komple yani şu aşağı kadar şöyle anlatayım. Buradan girdiğiniz zaman şuranın içi komple göz. Burada normal hapşıracağız ya. Soğuk dışarısı. Burada normal torpido gözü var. Burada bir göz daha var. Açılabilen yine burada. Ve bir de işte bu üst tarafta kullanabileceğimiz alanlar mevcut. Araç dışarıda da söyledim. Bu sınıftaki yani bu panel van gruplarındaki araçlar içerisinde aksesuar olarak en dolu araç. Açık ara en dolu araç rakiplerine göre. Konforlu da bir araç. Fiyat olarak da rakiplerinden biraz pahalı. Okey ama çok uçurum bir fark yok. Çok cüzi fark var rakipleriyle. Şimdi arabada ne var? Aksesuar dışarıda saydım. Kör nokta şerit takip gibi aksesuarlar var ki bu sınıfta ülkemizde satılan arabaların hiçbirinde yok. Çoğunda yok. Çoğunda yok ve başarılı da çalışıyor. Özellikle şerit takip. Şerit takip çok başarılı. Israr ediyor yani mesela sinyal vermeden şerit değiştirmek istediğinde araba ısrar ediyor şeritten çıkmamak için. Sen çeviriyorsun o geri çeviriyor falan. Şerit takibi çok başarılı çalışıyor. Kör noktası iyi. Yani olması gerektiği gibi çalışıyor kör noktası. Zaten orada bir şey biraz çok küçük bir nokta koymuşlar oraya. Yani evet kör noktanın doğru söylüyorsun. Kör noktanın uyarı ışığı yani oradaki turuncu biraz ışık biraz küçük bir ışık. Uyarsın seni anladın mı? Evet çok gözüne böyle evet yani böyle hadi aynen. Batmıyor. Çok eğer dikkat etmezsen göremiyorsun onu. Yani senin çok gözüne batmıyor. Güzel bir tabir. Eğer gözün oradaysa görüyorsun kör noktada araç olduğunu. Ama gece yine gündüze göre bir tık daha belli oluyor. Gündüz hiç belli olmuyor orayı görmüyorsan. Ama sonuçta var. Front assist var. Yani çarpışma önleyici var. Önüne bir araç çıktığında önce ekranda uyarıyor. Önünde araç var diye yazıyor. Sonra senin durumuna göre kendisi otomatik fren yapıyor. Tepki yapıyor. Gibi durumları var. Görsel aksesuarları güzel. Yani koltukları, içinin renkleri, dışının renkleri, jantları. Araba güzel bir renk. Bu arada bizdeki araba kum beji diye geçiyor. Metalik kum beji diye geçiyor. Lansman rengi Berlingo'nun. Bence de en güzel renk de bu. Yani. Bence de güzel bir renk. Bu arada bu araç şu an 3700 kilometrede. Sıfırından beri kullanıyoruz biz gözlemlemek için. 3-4 kere uzun yol yaptık. İşte az önce söyledim. Çanakkale'ye gittik geldik. Orada çekecektik. Olmadı. Yurt dışında çekmek nasip oldu. Bunu da aslında başka arabayla gelecektik. Bunu da gitmişken çekelim diye bununla geldik. Bunu da iyice bir kapsamlı test etmiş olduk. Kamerada gözümüzü ayırmamak için mücadele verdik ama yolu kaçırdık. Bu arada yolu kaçırdık dedi. Biz gidiyoruz. Macaristan'a gidiyoruz şu an. Budapeşte'ye gidiyoruz. Şimdi fark ettim baksana. Tamam oradan şuradan bize ama. Buradan dönecek yerimiz yok muhtemelen başka bir yer.
taraftan. Ha, şuradan sağdan döndürecek. Neyse devam edelim. Ne dedim peki en son? Bak şimdi beni böldü. Ne dediğimi unut. Öldük de yolu kaçırdık. Ne yapalım? Tamam yok. Yok o anlamda demedim. Yok o anlamda demedim. Nereye gidiyor? Zagreb'e doğru gidecekti. Hırvatistan'a gidecektik yani yanlış gitseydim. Sıkıntı yok. Benim en çok beğendiğim ya da bizim diyeyim, bizim en çok beğendiğimiz yönü konforu. Gerçekten bu sınıftaki bir araca göre araç muazzam konforlu. Otomobili aratmıyor arkadaşlar hiçbir konuda. Süspansiyon, rahatlık, yalıtım, donanım. Araba her anlamda bir otomobil konforu sunuyor. Ve otomobilden artı olarak ne sunuyor? Ekstra muazzam bir, geniş bir iç alan sunuyor. Ferahlık ve yükleme kapasitesi sunuyor bunların yanında. En önemlisi otomatiği çok güzel. Şimdi oraya da gelelim. Motoru, şanzımanı 1.5 dizel 130 beygir söyledik. Biz ilk başta ilk binmeden böyle bir çekincelerimiz vardı ama şu an yani net olarak söylüyorum. Aracın motoru, şanzımanı çok başarılı. Beygiri gayet yeterli, gücü yeterli, torku yeterli. Şanzımanla motorun birbiriyle uyumu çok güzel. Vites geçişleri kesinlikle sorunsuz. Hiçbir şekilde vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. O anlamda araç başarılı. Bu arada Budapeşte tabelasını da gördük. Doğru yola dönmüş olduk. Onu da söyleyelim. Güzel. Güzel. Yakıt sıfırladım. Şöyle söyleyeyim. Arabayı sıfır aldığımdan beri hiç sıfırlamadım. Bakalım 3700 kilometrede ne kadar yakıt tüketimimiz olmuş. Onu da söyleyelim ki 6.3 litre. Ama hiç dikkat edilmedi. Yok hiç edilmeyi bırak. Dikkat etmeyi bırak. Fazla yaktırarak kullandık. Yani ağırlıklı uzun yol kullandık. Kullandığımız uzun yollarda fazla bastık. İşte ben mesela Çanakkale'ye giderken de 140-150 gittim. Keza buraya gelirken yolda 160-170-180 yani sürekli yüksek hızlarda geldik. Bu fazla yakmış haliyle 6.3 litre ortalaması var aracın. 3600 kilometre yani sıfırından beri kullandığımız haliyle 6.3 litre yakıt tüketiyor. Ama buna dikkat ederek ya da sakin kullanımda bu araba ne yakar? 5.2. Bence 5.5 diyelim. 5.5 rahat yakar. 5.5 yakar. Yani 5.5 ideal bir ortalama yakalanabilir yakıt olarak bu araçta. Onun dışında ya çok eğlenceli bir araba. Yani şeyleri güzel. Aksesuar ya bu sınıftaki bir arabaya göre aksesuarı güzel. Bir de benim işte şaşırdım. Şimdi şöyle normalde ben kalkıp da Türkiye'den işte buraya böyle bir arabayla gelmem. Normalde gelmem. Hem konforu, kendi konforum için hem de daha işte kaliteli bir arabayla gelmek isterim. Ama şimdi bu arabayla geldim, konforla alakalı hiçbir problem yaşamadım. Ya dün özellikle dün bir fiil sadece yakıt için durarak ve yemek için durarak 1100-1200 kilometre yol yaptık. Bir çıktık 1100-1200 kilometre yol yaptık. Dolayısıyla çok fazla bizi yormadı. Konforla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Aracın gidişiyle, yoldaki şeyiyle, yol tutuşuyla bir problem yaşamadık. Yormadı. Dolayısıyla yani çok sıkıntılı bir araba değil. Uzun yolda da güzel. Şunu söyleyeyim. Yalıtımı çok iyi. Özellikle 120 kilometreye kadar lastik sesi, rüzgar sesi, motor sesi çok yok. Ama 120 kilometreyi geçtikten sonra rüzgar sesi başlıyor. Özellikle aynalardan çok fazla rüzgar sesi gelmeye başlıyor. 120'yi geçtikten sonra 140-150'nin üstüne de çıkarsanız yani 160-170-180'lere geldiğinde de ciddi bir evet. Rüzgar sesi başlıyor. Ya yani oradan sonra artık rahatsız edici boyuta ulaşıyor 160-170'ler sonra. Ama sonuçta bu arabanın aerodinamiği o yüksek sürate göre değil. İşte burun dik, cam dik, aynalar büyük falan. Dolayısıyla buna size sunduğu ya da vaat ettiği şey o değil. O yüzden o bir problem değil. Ya bu araba 120 kilometreye kadar uzun yolda kullandığınız zaman yalıtımı gayet başarılı. Hiç ses yok. Motor çok güzel, şanzıman çok güzel.
yakıt iyi, arabanın hacmi çok iyi, donanım kendi sınıfına göre çok çok iyi. Sadece bu arabanın arkası çok çirkin, dışarıda da söyledim, panelvan gibi. Bence şu an bu sınıftaki arabalar içerisinde açık ara en iyisi, bu sınıftan bahsediyorum. Sadece burada buna rakip olarak bana göre yeni gelecek, 2021'de gelecek kedi olabilir. Çünkü eski kedi, eski kediye de bindik. Eski kedi buna rakip olamaz. Neden olamaz? Bir kere eski kedi 2.0 motor hacmine sahip. 102 beygir. Yani bu motora göre daha büyük bir hacim ama daha düşük bir güç sunuyor. Dolayısıyla daha çok daha verimsiz bir motor bu araçtaki motora göre kedideki motor. Şanzımanları kıyasladığın zaman da bu önde. Yani şöyle evet ya, bu şanzıman güzel bir şanzıman ama 2.0 dizel olduğu için onda yağlı DSG var. 6 ileri olan da DSG var. O biraz iyi. Yani normal kuru tipe göre biraz daha iyi. Ama ne var? Donanım olarak kedi bundan çok eksik. Yani aksesuar olarak kıyaslanmaz kediyle bu araba. Yan cam açıldı. Ya arka camlar açılmıyor, işte ne bileyim, kör nokta yok, şerit takip yok, anahtarsız giriş çıkış çalıştırma yok. Yani ha, çoğu aksesuar yok ya, şu aracın işte şu tavanı bile gayet keyifli. Ki dediğim gibi çok fazla aksesuar farkı ve çok fazla ufak tefek göz var arabada, eşya gözü var. Bunda dediğim gibi 2021 yeni kedi geldiğinde, ki Almanya'da çıktı, satılıyor ama bizde yok işte. Bizde artık Nisan'da falan gelecek herhalde. Geldiğinde onunla kıyaslamak lazım. Ona bir bakmak lazım. Ya yani o araçla artık bu rakip olabilir. Diğerlerini hiç saymıyorum. Onun dışında o araba gelmeden şu anki haliyle şu an bence bu sınıftaki lider. Bu araba bir de biliyorsun PSA grubu üretiyor bunların hepsini. Peugeot, Rifter, Opel Combo ve bu araba aynı platform. Hepsi aynı araba. İşte sadece şekilleri değişik. İşte gibi Opel'in burnu farklı, Peugeot'un burnu farklı, bunun burnu farklı ama hepsi aynı araba. Ama artı Toyota da var. Toyota da var ama Toyota daha ülkemizde satılmıyor. O yüzden onu söylemedim. Toyota da High Ace diye bundan ürettiriyor. Üretimine başlattı. Yine PSA grubu üretiyor. Toyota da 2021 yılında bu sınıfta Türkiye'ye araba getirmeyi planlıyor. Bu platformda Toyota'ya da araba gelecek bu şeyde. Ülkemizde satılan Combo, Rifter ve Berlingo var. Bunların içinde de hepsi aynı platform, aynı motor, aynı şanzıman ama bunların içinde yine en konforluları Citroen. Yani Citroen çünkü konfora ekstra bir özen gösterdiği için Citroen diğerlerine göre daha konforlu ve bence çok daha böyle donanımlı, eğlenceli, kombinasyonları daha güzel duruyor Citroen'in, işte bu XTR paketi falan, renkleri falan. Evet, süslü ve daha otomobilimsi, daha böyle modern duruyor. Öyle söyleyeyim Berlingo için. Fiyatları Türkiye'de bu aracın nezdinde, yani Shine Bolt, XTR ve işte bütün ek paketleri olan aracın fiyatları şu an 250.000 TL civarında bir fiyatı var. Artı eksi 5.000 TL oynayabilir. 250 bin lira civarında fiyatı var. Fiyata değinmişken şunu da söyleyeyim. Bu araba ülkemizde ülkemizde yurt dışında daha ucuz olan nadir arabalardan bir tanesi. Evet. Arkadaşlar bu aracın Almanya'daki fiyatı, şu an bizim bindiğimiz aracın Almanya satış fiyatı 34 bin euro. 34 bin euroya satılıyor ve orada family van olarak geçiyor. Yani aile aracı olarak satılıyor. 34 bin euro da fiyatı var. Yani kurla, bizdeki kurla çarptığınız zaman 320 bin TL'lere falan geliyor Almanya fiyatı. Bizde 250 bin TL, yani yurt dışından daha ucuza sahip olabildiğimiz ülkemizde nadir böyle arabalardan birisi. Dolayısıyla kıymetli bir araba o anlamda bakıldığı zaman, çünkü yurt dışındaki değeri daha fazla bizden. Bizdeki işte bunlar yurt dışından ucuza biniyoruz. Yani. Bizde tek neden araba, işte? Biz araba. Bizim bu arabaya da yurt dışından ucuza binmemizin sebebi biliyorsunuz. Ruhsatta bu araçlar kamyonet olarak geçiyor. Bu araçlar hususi kullanım olsa da herkes orayı karıştırıyor. Kamyonet ama hususi diyor. Arkadaşlar hususi de olsa, ki zaten bunların %95'i hususi. Hususi de olsa her yıl muayeneye gitmesi gerekiyor ve hız sınırlarına kamyonet gibi uyması gerekiyor. Ya yani otomobil gibi hız sınırlarına değil de daha düşük dilimlerde oluyor.
Zaten Türkiye'deki tek handikabı o. Hız sınırı da geçtim. Her sene muayene bunlarda ama der. Ama köprüden geçebiliyor. Artık geçebiliyor evet. İstanbul'da yaşayanlar için artık birinci köprüden geçebiliyor bu araçlar. Onun da bilgisini verelim. Önceden yasaktı, şimdi geçebiliyor. Kamyonet olarak geçtiği için dolayısıyla velhasıl ruhsatta Almanya'dan daha ucuza satılan bir araba bu araç. Onun dışında araçla ilgili söyleyeceğim benim çok fazla bir şey yok. Ben her şeyini... Unuttuğum konular var. Söyle. Bir, start stop. İki, yokuş kalkış desteği var bu arabada. Kemeri bağlı olsa da olmasa da yokuş kalkış desteği var. O da çok güzel bir şey. Yani yok şeyi girişte söyledim, onları söylemedim. Doğru, anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var. Ayrıca start stop var ve bir de yokuş kalkış desteği de var. Apple CarPlay falan var, ekranı güzel. Arabada her şey geri var. Görüş kamerası falan var, onlar çok güzel. Katlanır ayna. Katlanır ayna, elektrikli katlanır ayna. İşte bu sınıfta olmayan, yani otomobil gibi işte otomobilde olan aksesuarların hepsi var. Yani bir Citroen C5 Aircross'ta ne varsa aynı aksesuarlar Berlingo'da da var. C5 Aircross'la aksesuar olarak hiç farkı yok. Ya bu da gayet dolu 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 bir araç. Belki de direksiyonları bile aynı. Direksiyonları aynı olması lazım. Ben de öyle biliyorum. Citroen'le C5'le ki F1'li direksiyon. Bunlar da çok güzel. Bir de sen bana hatırlattın. Aracın arkasında 3 adet Isofix var. 3 koltukta da Isofix var. Arkaları ayrı ayrı koltuklar. O da ilginç. Üçünde de hepsine koymuşlar. Isofix var. Evet, yani hepsine koymuşlar. Hepsi ayrı ayrı katlanabiliyor. Hepsi ayrı ayrı katlanıyor arkadaki 3 koltuğun. Ve üçünde de Isofix var. 3 tane de çocuk koltuğunuz varsa hepsini aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Family van dediğimiz, yani aile otomobili dediğimiz kavram onlardan geliyor zaten. Çünkü Avrupa'da dediğim gibi bu araç geniş ve kalabalık aileler için tasarlanmış bir araç. Bunları söyledik. Şimdi otomobili yavaşça toparlıyorum. Ondan sonra şu yurt dışına nasıl çıkılır? Kısaca bir şey de onları söyleyeyim. Zaten şimdi Bulgaristan'da geçerken çektiğimiz bir video var. Komşu. Para. Ne kadar? Nereye gidiyor abi? Sırbistan. Taksa bizim taksi ya. Kaç para? 6 euro. Para. Hukuk? Yok. Türk parası olur. Ah, olur. 35. 35. Ya. Sen benden güzel Türkçe konuşuyorsun. Abi 13 verdiğim olur mu? Olur. Buyur Ema. Teşekkür ediyorum. Açık olsun abi. Hadi, eyvallah. Görüşürüz. Evet, Bulgaristan'ın
başkenti Sofya'dayız. Sofya'ya ulaştık. Evet. Şu an şehir merkezindeyiz. Çok yani, yorucu olmayan bir yolculuk. Çok yorucu değil. Çok yani çok uzak değil İstanbul'a. Biz İstanbul'dan çıktık. Değinmişken sen onu da söyleyeyim. İstanbul'dan Edirne'ye yani Kapıkule'ye yaklaşık 2,5 saatte çok rahat bir şekilde ulaşılıyor. Kapıkule'de de hemen orada yani şu aralar çok sıra yok. Kapıkule'den işte sınır kontrolden geçtikten sonra işte Bulgar sınırına giriyorsunuz. Bulgaristan'a girdikten sonra da sınırı geçtikten sonra da oradan da 2,5 saat kadar da Sofya sürüyor. Yani toplamda İstanbul'dan Sofya'nın mesafesi toplamda 5 saatlik bir biraz gümrüklerde sürüş mesafesi. Ya gümrüklerde yine biz çok beklemedik. 10 dakika falan bekledik ama yoğunluk olduğu zaman evet kapılarda saatlerce beklendiği zamanlar oluyor ama şu an hem kış olduğu için mevsimden dolayı hem de işte pandemiden dolayı bomboştu kapılar. Tek hatta böyle biz tek başımıza geçtik evet, yani. Türkiye'den de Bulgar'dan da çok rahat bir şekilde geçtik. İnsanlar pandemiden dolayı korkuyor. Aynen öyle. O yüzden yani bizim toplam İstanbul Sofya arasındaki yolculuk süremiz 5 saat civarında sürdü. Şimdi pandemiden dolayı evet normalde hani biz dedik kapıda test istiyorlar, test yapılıyor falan filan. Biz de öyle bilerek geldik hani kapıda test yaptıracağız diye. Test zorunlu değilmiş. Türk tarafı da istemiyor bunu. Bulgar tarafı da istemiyor. Avrupa'da hiçbir ülke istemiyormuş. Almanya hariç. Onu sadece biliyorum. Almanya test istiyormuş. Kapıda öyle söyledi. Evet. Kapıdaki polis arkadaş. Söyledi. Evet. O yüzden ya hiç test mest yaptırmadık. Gayet rahat bir şekilde sınırı geçtik. Bulgaristan'a geldik. Şimdi de Sofya'dayız işte. Kısaca şöyle söyleyeyim. Bu videoda hani başında söyledim. Hem aracı tanıtıyoruz. Aslında araç tanıtıyoruz. Yani bu şu an içinde bulunduğumuz hem Berlingo'yu tanıtıyoruz hem de araçla yurt dışına nasıl çıkılır. Evet. Ve işte gittiğimiz yerlerde de ufak tefek değişik videolar çekeceğiz. Değişik bir video olacak. Hatta bunu 1-2-3 bölümde yapabiliriz uzun süresine göre. Şunu söyleyeyim. Şimdi Bulgaristan'dayken Bulgaristan kısmını hemen kısaca anlatayım, toparlayayım. Çünkü biz buradan transit devam edeceğiz. Sırbistan'a devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Biz Sırbistan'a geçeceğiz. Oradan da duruma göre işte Macaristan, Avusturya, Almanya'ya kadar gitme durumumuz var. Onu işte Almanya'nın giriş çıkışlarında sorun var mı yok mu onu öğrendikten sonra netleştireceğiz. Şimdi Bulgaristan'a döneyim. Çok uzattım yine. Bir leva, Bulgaristan levası yaklaşık 5 TL olmuş. 4.85 değil mi? 4.85 TL bir leva. Ya düşün, bir leva 5 TL. Bak üstüne basa basa söylüyorum ki önceden Bulgaristan parası bizim paramız karşısında çok değersizdi. Bulgaristan çok ucuzdu. Bizim insanlarımız Edirne'den falan Bulgaristan'a gelip alışveriş yapıyordu. Evet, benzinlerini alıyordu, işte alışverişini yapıyordu. Burası çok ucuz diye, bizim para kıymetli diye geliyorlardı. Alışveriş yapıp gidiyorlardı. Şu an tam tersine dönmüş. Bulgaristan'dan insanlar gelip Edirne'den alışveriş yapıyorlar. Çünkü paraları bizim paranın 5 katına çıkmış değer olarak. Benzinin litresi 11 lira. Şöyle söyleyeyim, ha onu da söyleyecektim. Mazotun, benzinin litresi 2.2 leva. Burası için. Yani buradaki halk için 2.2. Aa, bizden daha pahalıymış. Bak bizde benzin pahalı diyordunuz diyenlere söylüyorum bunu. Bizden daha pahalı değil. Bunların kendi halklarına göre 2.2 birim para. 2.2 leva benzinin, mazotun litresi. Bize göre ne oluyor bu rakam? 10.5-11 liraya falan geliyor aşağı yukarı, belirttiği gibi bu rakam. Dolayısıyla bize göre pahalı. O da pahalı burada. Onun dışında söylememiz gereken burayla ilgili, ya gelinebilir, gidilebilir. Aslında çok yakın. Çok sıkıntılı ya değil. Bir değişiklik olsun diye insanlar bir de çıkıp yani gelebilir. Tabii buna Schengen vizesi ya da Bulgar vizesi gerekiyor. Öyle lat diye gelemiyorsun yani. Evet, Schengen'le geliniyor. Aynen onu, onu da belirtelim. Arkadaşlar, Türkiye'den çıktığınız zaman Schengen almanız şart buralar için. Çünkü Türkiye'den Avrupa'ya çıkabileceğiniz iki ülke var. Araçla çıkabileceğiniz neresi? Bulgaristan ve Yunanistan var. Araçla çıkabileceğiniz. Bu ikisi de Avrupa Birliği üyesi olduğu için Schengen'siz bu tarafa çıkamıyorsunuz. Ha, mesela biz şimdi Sırbistan'a gidiyoruz.
Sırbistan bize istemiyor. Uçakla gitseydik biz direkt uçağa binip Sırbistan'a gidebilirdik. Aynen. Vize hiç problemi olmadan. Ama araçla gidecekseniz, vize istemeyen bir ülkeye gitseniz dahi, gideceğiniz ülke Avrupa Birliği ülkesi ise geçeceğiniz ülke Schengen'iniz olması gerekiyor. Yani transit geçeceğiniz zaman mutlaka gene Schengen vizesi isteniyor. Aynen öyle. Şimdi ona da kısaca değinmiş olduk. Şunu da söyleyeyim. Şimdi arabayla yurt dışına nasıl çıkılır? Arkadaşlar arabayla aslında çok komplike bir şey değil. Bunu bilmeyenler var. Onun için söylüyorum. Çok komplike bir durum yok. Araç sizin adınıza olacak ya da başkasının adınaysa onun vekaletini almanız lazım. Yurt dışı çıkış izni vekaleti almanız lazım. Araç ruhsat sahibinden. Ruhsat sizin adınızaysa problem yok. Araçla geliyorsunuz Kapıkule'ye. Kapıkule'ye geldiğinizde önce yeşil sigorta yaptırıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu yeşil sigorta arkadaşlar. Bu yurt dışında geçerli sigorta. Yani Türkiye'deki sigortanız, kaskonuz yurt dışında geçerli değil. Bunu yaptırıyorsunuz. Bu yeşil sigortayı yaptırıyorsunuz. 15 günlük 1000 lira. Touring kulübünde evet şimdi biz 15 günlük yaptırdık bunu. 105 euro verdik. 105 euro yani yaklaşık 1000 TL 15 günlük için para ödedik. Bunu yaptırıyorsunuz. Bunu yaptırdıktan sonra kapıda ruhsat ve pasaportu veriyorsunuz. Oradaki kontrol işte zaten Schengen'iniz varsa hepsini onaylıyor. Aracınızı kaydediyor dışarı çıktığı için. O şekilde Bulgar kapıya geliyorsunuz. Bulgar kapısında da işte bu yeşil sigortayı kontrol ediyor. Ruhsatı kontrol ediyor. Pasaportu kontrol ediyor. Aracı bir bakıyor. Hani gümrük gerektiren bir şey var mı araçta yani diye. Kaçakçılık yapıyor musunuz? O var mı bu var mı gibisinden. Ondan sonra da geçiyorsunuz. Yani çok komplike bir durum yok. Onu da söylemiş olduk. Yurt dışına çıkışla ilgili ki buna yine konu oldukça bahsederim bundan. Kısım kısım bu yurt dışı çıkışla ilgili. Başka söylemek gereken ne var? Ha şu şeyi söyleyeyim. Mesela Bulgaristan kısmından şunu söyleyeyim. Gelinebilir bir yer. Çünkü şöyle Bulgaristan'da bize böyle bir şeylik yok. Diğer Avrupa ülkeleri gibi bir Türklere karşı bir antipatik bir durum yok. Ya, polis memuru bile Türkçe konuşuyor. Yani evet kapıdaki mesela polisler, pasaport kontroldeki herkes Türkçe konuşuyor, Türkçe biliyor. Dolayısıyla çok da böyle şey bir ülke değil. Bize karşı da sıkıntılı bir durum yok. Gayet rahat gelip gezebileceğiniz bir ülke. Hatta burada Türkiye'den özellikle Bulgar'a yakın yerlerden kumarhane turizmi için çok gelen Türk var. Çok fazla kumarhane var. Kumarhanelerin çoğu da Türkiye sınırına yakın. Çok Türkiye'den geliyorlar diye. O bölgede de çok kumarhane var. Yani gelirken 10 tane Türk plakalı araba gördük sadece sınırda. Yani evet. O onun için gelen de var ama bilmiyoruz tabii. Gelinebilecek bir yer. Şöyle bir etrafı da gösterirsen güzel de bir yer. Yani şehir güzel de bir şehir. Sofya anlamında söylüyorum. Aslında onun dışında Bulgaristan'ın geneline baktığınız zaman Bulgaristan'ın geneli belki Türkiye'den daha hem mimari diyeyim hem para anlamında diyeyim hem gelişmişlik anlamında diyeyim daha kötü. Yani bu kadar Türkiye kadar modern de değil. Yolları falan her şeyi çok kötü. Ama Sofya gayet Sofya, güzel. Sofya eski bir şehir. Sofya iyi yani. Böyle şimdi işte biz buradan devam ediyoruz Sırbistan'a. Sırbistan sınırında da yine kayda gireriz, çekeriz. Sırbistan sınırını da görürsünüz. Sırbistan sınırından sonra da yine Sırbistan'a girince de devam ederiz çekimlerimize. Şimdi biz biraz Sofya'da gezelim. Sofya'dan sonra da devam ederiz. Aynen öyle. Geliyorum Sırbistan'daki yakıt fiyatlarına. Şimdi Bulgar'ı söyledik. Sırbistan'ı da söyleyeyim. Sırbistan'da da yakıt fiyatı pahalı. Aynı Bulgar gibi. Burada da 11,5 TL. Mazotun litresi. Ben bu aracın deposunu az önce doldurdum. 554 TL ödedim. TL rakamıyla. Çünkü kredi kartıyla ödedim. İşte orada bankadan görüyorum TL ne kadar çevirmiş. 554 TL'lik yakıt aldı. İstanbul'dan çıkarken en son doldurduğumuzda yani 2 gün önce, 3 gün önce 300 TL'ydi. Hadi 290'a kadar alıyor şey yapınca. Yani 300 TL oradaki ödediğimiz aynı litrede yakıta İstanbul Türkiye'de burada 550 TL
ödedik. Neredeyse iki katı yakıtta fiyat farkı var. Burada Sırbistan'da ben biraz daha ucuz olmasını beklerdim. Çünkü Sırbistan biraz daha en azından Bulgara ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre gelir düzeyi düşük olan bir ülke. Ya, nasıl pahalı? Yani biraz evet Sırbistan biraz ekonomisi kötü olan bir ülke. Ya. Yer gök araba dolu Sırbistan'da ama hep ama genelde çok eski arabalar var. Ama alım gücü yok. Çok evet ama Sırbistan'da yavaş yavaş gelişiyor. Yani oranın da bu kadar geride kalmasına şimdi Avrupa Birliği'ne uyum süreci falan filan onlara da destekler, teşvikler geliyor. Oradaki yakıt fiyatını da söyledim. Sırbistan parası bizim paramıza göre çok çok değersiz. Yani şöyle söyleyeyim. O 550 liralık yakıtın Sırbistan parasında yani Sırp dinarı karşılığında tutarı 6600 dinar. 6600 dinarlık yakıta biz 550 TL para ödedik TL kuruna çevirdiğimizde. Burası da böyle. Sırbistan kısmında da böyle yakıt işi ama Sırbistan'a vize yok arkadaşlar. Uçakla gelmek isteyen yani pasaportunuz varsa Türkiye'den uçağa binip Sırbistan'a gelebilirsiniz. Ve Belgrad çok güzel bir şehir. Belgrad'da gezeceğiniz, göreceğiniz çok yer var. Nispeten diğer yurt dışlarına göre kıyasladığımızda fiyatı da uygun Sırbistan'ın. Yani gelip gezilebilecek artık o biz çünkü şu an ülke olarak yurt dışına çıkan özellikle kesim kur altında çok ezildik. Yani bu Euro'dur, dolardır bunlar altında çok ezildiğimiz için yurt dışına çıktığımızda artık çok rahatsız edici geliyor ödediğimiz yemek paraları bile çok rahatsız edici düzeylere ulaştı maalesef. Eskiden çok rahat harcayabiliyordun. Çok gözüne gelmiyordu yurt dışında. Şimdi işte 10 euroya bir yemek yiyorsun, bir çarpıyorsun 95 lira. Bir tane hamburgere vermişsin 95 lira falan gibi durumlar var ama Sırbistan oradan biraz daha uygun. Yani Sırbistan'a gelip gezilebilir. Hafta sonu için iyi bir şey olabilir, değerlendirilebilir. Gezecek de çok yeri var. Osmanlı'nın da çok izleri var Sırbistan'da. Gelirseniz onları da zaten gezersiniz. Şimdi Sırbistan tanıtımı gibi olmasın işte. Biraz öyle olsun. Ama arabayla gelecekseniz az önce söylediğim gibi arabayla gelecekseniz mecburen Schengen vizesine sahip olmanız gerekiyor. Yunan'dan ya da Bulgar'dan çıkabiliyorsunuz Türkiye'den Avrupa'ya sadece. İkisinde de Schengen'iniz olmazsa çıkamazsınız ki şu anda zaten Yunan'la yaşadığımız problemlerden dolayı Yunan kapısı kapalı. Sadece Bulgar'dan çıkabiliyoruz Avrupa'ya. Bulgar'dan çıkabilmek için de Schengen vizesi şart Avrupa'ya açılmak için. Ama Schengen'le çıktıktan sonra da istediğiniz yere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıktıktan sonra işte Macaristan, Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İtalya, Almanya, ya Danimarka, Hollanda aklınıza nereye geliyorsa arabayla çıkıp istediğiniz ülkeyi rotanızı çevirip gidebilirsiniz. Keza biz de şu an Sırbistan'da bizim işimiz vardı. Sırbistan için çıkmıştık. Dedik ki gelmişken Macar'a da gidelim. Şimdi Budapeşte'ye gidiyoruz. Belki ondan sonra da ya tekrar Belgrad'a, Sırbistan'a döneriz. Belki de Almanya'ya gideriz. Orasını tam bilmiyoruz. Gidersek zaten video çekeriz. Diyelim konuyu yavaş yavaş toparlıyorum araba içindeki. Kapanışını da Budapeşte'de de güzel bir yerden yaparız vedalaşmasını. Tamam. O yüzden şimdilik araba içindeki kısmını sonlandıralım. Geldik. Bu sefer size araç içinden değil, aracın dışından Budapeşte'de Tuna Nehri'nin kenarından veda edelim dedik. Arkamda Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Budapeşte'nin diğer tarafı ve biz burada aracımızı park ettik. Budapeşte Teknik Üniversitesi'nin önündeyiz. Buradan size Mühit abiyle birlikte veda edeceğiz. Haftaya yeni videolarla görüşürüz diyelim. Budapeşte'den hepinize selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.